peri kızı gibi oldun valla. Maşallah. Ah be kızım. Ben seni böyle apar topar mı evlendirecektim? Bir kına geceni bile yapamadık. Lütfen anne ya. Tamam tamam. Neyse. En azından karnın belli olmadan evleniyorsun ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Nelere şükrettiriyorsun beni? Gel Derya, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel olmuşsun. Yakışmış gelinlik. Sağ ol. Biz biraz yalnız bırakır mısın anne? Ha, tabii tabii. Siz konuşun. Canımı okumaya geldiysen. Ya ne okuyacağım senin canına ya? Yiğit'le evlenme kararı alarak kendi ipini çekmişsin zaten. Evlenmek zorundayım Derya. Hiçbir şey için zorunda değilsin Sibel. Yiğit'in babalık sınavından nasıl çaktığını gördük hepimiz. Aldır çocuğu. Veya evlenmeden doğur. Dükkan da var artık, kimseye muhtaç değilsin. Bu senin öyle kısa yol formüllerin işe yarayacağı bir durum değil Derya, tamam mı? Formüller senden sorulur Sibel. Yiğit Kübra ile ilgilenmeye başladı diye ortaya bir tane fikir attın, hamileyim diye. Aman ne dahi yani. Bana bak. Acın taze, biliyorum. Ama sakın benden hıncını çıkarmaya kalkma, tamam mı Derya? Lafın ucunu sen de sakın bana getirme Sibel. Yiğit tekinsiz bir yolda. Sen de biliyorsun. Aylarca bu yüzden bu çocuğu reddetmedin mi? Ha? Şimdi ne değişti? Sırf Kübra'nın elinden almak için çocuk yapıyorsun heriften. Senin mafya babası sevgilin varken sen de kendine bunları söylüyor muydun acaba? Söylüyordum tabii. Merak etme. Hatta ölünce ne yapacak diyordum. Öldü, ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Derya, özür dilerim. Gerçekten ne dediğimi bilmiyorum, özür dilerim ya. Yapma. Dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum. Ölenler ardında bıraktıklarının hayatını da alıp gidiyor. Emir bir de bugün beni sorguya çekti. Yatı kim öldürdü falan diye. Yiğit dedi mi Derya? Müstakbel kocam anlı şanlı katil. Ben kimseye adını vermedim tabii. Ama Emir'in gözü dönmüş. Çok kinlenmiş. Yiğit'in bir açığını yakalarsa... bu soruşturmanın ucu elbet bana da dayanacak. Üvey babama kadar gider bu mevzu. Ay yok canım. Derya, Emir seni feda etmez. Üvey babanın nasıl öldüğünü bildiği halde bir şey dememişti. O eskidendi Sibel. Kendi kardeşini harcayan adam bana mı acıyacak? Ya of ya. Sana ne oluyor be? Sibel. Hiç. Bu gece benim kına gecem olması lazımmış. Annem öyle dedi. Gelinler hep kına gecelerinde ağlar ya. Adet yerini bulsun diye yani. Başka bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.